Merhaba çocuklar. Yine bir Türkçe dersinde birlikteyiz. Ve bugün sizinle Türkçe dersimizde noktalama işaretlerini işleyeceğiz. Noktalama işaretleri biliyorsunuz, okuduğumuz yazılarda, şiirlerde ya da bizim yazdığımız yazılarda kullanılan ve daha anlaşılır olabilmesi için, kullandığımız işaretlerdir. Biliyorsunuz, nasıl trafikte giderken uymamız gereken levhalar varsa, İşte bizim Türkçe'de de uymamız gereken, okurken ve yazarken noktalama işaretleri vardır. Haydi başlayalım. İlk noktalama işaretimiz hepinizin bildiği nokta çocuklar. Evet, nokta biliyorsunuz ki cümlelerin sonuna konulur çocuklar. Bakın burada bir cümlemizi görüyoruz hemen. Okul koridorlarında ve merdivenlerde koşmamalıyız. Ve sonuna ne konulmuş? Tabii ki de nokta konulmuş. Evet çocuklar. Noktanın bir diğer görevi de kısaltılmış bazı kısaltmaların sonuna konulur çocuklar. Bakın doktor DR olarak, mahalle MAH olarak kısaltılmış. Evet, devam ediyoruz. Noktanın diğer görevlerine çocuklar. Sıra bildiren sayıların sonuna konur. 7. 15. gibi çocuklar. Cümlede kullanalım bunu isterseniz. Biz apartmanın 7. katında oturuyoruz. İşte bunu yazarken 7.'yi bu şekilde yazabiliyoruz. Evet çocuklar, devam edelim. Virgül. Biliyorsunuz virgül çocuklar eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Eş görevli dediği birbirine benzer. Mesela kırtasiyeden defter, kalem, silgi ve kalem tıraş aldım. Çocuklar buraya V yazılmasaydı virgül koyacaktım. V yazıldığı için virgül koymamıza gerek yok. Buna benzer başka bir örnek de verebiliriz. Annem pazardan domates, virgül, salatalık, virgül, biber aldı. Evet, biberden sonra koymayız çünkü onun gibi aynı görevde olan bir sözcük olmadığı için virgül koymayız. Ama ondan öncekilerin arasında eş görevli sözcüklere virgül koyarız çocuklar. Evet, virgülün bir diğer görevi de cümlede işi yapan kişiden sonra kullanılır çocuklar. Cümlede işi yapan kişi kim? Bakalım. Arzu halasının iş yerine gideceği için çok mutluydu. İşte çocuklar, kim çok mutluydu? Arzu. İşi yapan kim? Arzu. Ve cümle çok uzun olduğu için, cümlede bir karışıklığa sebep olmamak için arzudan sonra virgül konulmuş. İşte virgülümüzün kullanıldığı bir başka görev çocuklar. Evet, bir de sizinle çok fazla yaparız. Mektuplarda hitap sözlerinden sonra kullanılır çocuklar. Sevgili arkadaşım, virgül. Ya da ben ailelerinize bir mesaj atacağım zaman, değerli velim, virgül. Veya siz arkadaşınıza mektup yazacaksınız ismiyle, çok kıymetli Mehmet, virgül şeklinde. Çocuklar mektuplarda da hitap sözlerinden sonra kullanılır. Mektup biliyorsunuz artık çok fazla kullanılmıyor. Ama siz bu yeni elektronik postalar var. Yani bir adı da e-mail. Elektronik postalarınızı atarken hitap sözcüğünde başlayacağınızda mutlaka sonuna buradaki gibi virgül koyuyoruz çocuklar. Evet, devam edelim noktalama işaretlerimize. Sıradaki noktalama işaretimiz çocuklar soru işareti. Biliyorsunuz ki cümlelerde soru bildiren cümlelerin sonuna konulur çocuklar. Tek başına bir söz de olabilir. Neden? Soru işareti. Annen işten geldi mi? Soru işareti. Evet, soru işaretinin kullanıldığı cümleler. Evet çocuklar, ünlem işareti. Ünlem işaretinin tanımını çoğunuzun bildiğini biliyorum. Sevinç, korku, üzüntü, şaşma, öfke, uyarı anlatan sözcük ya da cümlelerden sonra konur. Evet çocuklar, ünlem işaretiyle ilgili size örnekler vermiştim. Burada tekrar inceleyeceğiz. Hey, dikkatli ol. Çocuklar bu tarz cümlelerde nasıldı? Hey dedikten sonra ünlem işareti koyduysa cümlenin devamına büyük harfle başlar ve nokta koyardı. Eğer ki hey'den sonra virgül koysaydı hey virgül dikkatli ol şeklinde yazsaydı sonuna ünlem işareti koyardık. İşte tıpkı bu cümlesindeki gibi. Yaşasın virgül kazandık. Eğer yaşasından sonra ünlem işareti koysaydık kazandığı büyük harfle başlar,
sonuna nokta koyardık. İki şekilde de kullanılır ünlem işareti. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Ünlem işaretinden sonraki noktalama işaretimiz bakalım neymiş? Evet çocuklar. Kısa çizgi. Kısa çizgiyi de birçoğunuz tanıyor ve yazılarında da kullanıyor zaten. Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için kullanılır. Bahçede oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Yalnız bu satır sonuna sığmayan sözcükleri mutlaka tam hecesinden ayırmam gerekiyor. Geçtiği şeklinde de yazardım. Yumuşak giyini aşağıya yazardım. Ya da geçtiği niye aşağıya yazardım. Yani mutlaka hecelerinden ayırmak zorundayım. Kısa çizgiyi kullanırken de bu kurallara dikkat etmeliyim. Evet, aynı zamanda sözcükleri hecelerine ayırırken kullanıyoruz. Komşularımız. Okuyorum. Burada size bir not düşmek istiyorum çocuklar. Çok önemli. Mesela okuyorum kelimesi satırın sonuna denk gelseydi. Okuyorum ve sığmasaydı. O'yu tek başına asla yukarıda bırakamam. Bu bir Türkçe kuralıdır çocuklar. O yani ünlü harf tek başına yukarıda duramaz. O'dan hecelerini ayırırken bu şekilde ayırırım ama satır sonuna geldiği zaman mutlaka okudan oku şeklinde ayırmalıyım ya da okuyor şeklinde ayırmalıyım. Yani O'yu ünlü harfi tek başına yukarıda satır sonunda tutamam, bu bir kuraldı. Ünlü harfleri hemen bir hatırlayalım size isterseniz. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. İşte bu harfler satır sonunda tek başına duramaz. Bu bir Türkçe kuralıdır. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Bakalım sıradaki. Evet, noktalama işaretimiz kesme işareti çocuklar. Kesme işareti özel adlara getirilen bazı ekleri ayırmak için kullanılır. Ayşe'nin, Erzurum'a, Van Gölü'nde. Biliyorsunuz özel adlar insan isimleri, şehir, ülke isimleri, yer isimleri, mahalle isimleri, hayvanlara verdiğimiz isimler, kitap, dergi isimleri. Bunların hepsi özel isimlerdi. Zaten özel isimleri sizinle birlikte işlemiştik. Evet çocuklar, noktalama işaretlerimiz de bu kadar. En son kesme işaretiyle ve son eğik çizgiyi de işleyelim sizinle. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına semt ile şehir adları arasına konulur. Hemen inceleyelim. Çınar Caddesi, burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Mahalle isimlerinde her kelimenin baş harfi büyük olur. Çınar Caddesi, bakın caddenin C'si büyük. Çam Sokak büyük ve burada kısaltılma kullanılmış, nokta konulmuş. No 16 eğik çizgi 3. Yeni Bosna eğik çizgi İstanbul. Size Konya'dan örnek vereyim. Meram eğik çizgi Konya. Selçuklu eğik çizgi Konya. Karatay eğik çizgi Konya şeklinde de yapabiliriz çocuklar. Evet çocuklar, haydi birlikte sizinle biraz da soru çizelim. Evet, karelerin içine uygun noktalama işaretlerini taşıyın demiş. Evet. Osman en arka sırada oturmaktan memnundu. Evet çocuklar, Osman bu nedir? Cümlede işi yapan kişi değil mi? İşi yapan kişiden sonra ne geliyordu? Tabii ki de virgül geliyordu çocuklar. Evet. En arka sırada oturmaktan memnundu. Cümle tamamlanmış. Sizleri duyar gibiyim. Nokta geliyor çocuklar. Bir diğer cümlemize geçelim hadi birlikte. Kursa hangi günler gidiyorsun? Ne yapmış? Evet. Tabii ki de soru sormuş. Soru işareti getiriyoruz. Kim benimle birlikte kantine inmek istiyor? Burada da ne var çocuklar? Harikasınız. Soru işareti var tabii ki de. Eyvah! Topum yan bahçeye kaçtı. Tam da böyle istediğim bir örnek geldi size çocuklar. Eyvah'tan sonra sizce virgül mü gelmeli, ünlem mi gelmeli? Sizleri duyar gibiyim. Virgülden sonra asla büyük harfle başlamaz özel isim değilse eğer. Tabii ki de bu büyük harfle başladığı için eyvah'tan sonra şaşırma olduğu için ünlem gelecek. Topum yan bahçeye kaçtı.
Nokta. Cümlem bitti. Harikasınız. Dedem haber programlarını hiç kaçırmaz. Nedir çocuklar? Harikasınız. Nokta gelecek. Evet. Sizinle bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki örneği sizlerin yapmasını istiyorum. Bir kağıda ya da Türkçe defterinize yapıp cevaplamanızı istiyorum. Yeni bir dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun çocuklar.